Nergis çiçekleri göldeki Narsisto'dan alıyor isimlerini. İçinde Ş harfi olan her şey en az iki kişiyle yapılır. Narsist insanlardan insan kendini nasıl korur? Narsist bir kişilikle karşılaştığını insan ilk başta nasıl anlayabilir? Bakın, daha ortaokul, liseden itibaren kendine ait güçlerini inanılmaz abartıyor. Eğer bir narsistik erkekle birlikteyseniz sizi ilk tanıştığınızda muhtemelen kraliçe gibi hissettiriyor. Günümüzde genç kızlarımız böyle erkek istiyorlar. Sonra bir torun var işte, Ferit dediğiniz o. Aynı dedenin bir prototipi çıkıyor meydana. Aslında hani genetik midir diyeceksiniz belki, evet, narsistik şeyler. Kendilerinin çok yüksek, işte çok güzel bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama öyle değil. Ama Fatih narsistik değil, çünkü hani karısını seviyor ve dünyada ondan daha önemli bir şey yok diye büyütmüş. Narsizm sanki olumlu bir şeymiş demeye başladı insanlar. 3, 2, 1, kayıt. Herkese merhabalar efendim. Bugün narsizmi konuşacağız ve narsizmle ilgili programın bitiminde kafanızda bir prototip oluşturmaya çalışacağız. Yani teorik düzeyde değil, çünkü dizilerden de örnek vererek bu narsizm tiplemesini konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Nesrin Dilbaz hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Herkes narsizm narsizm diyor da bu narsizm nereden çıktı hocam? Bir anlatabilir misiniz? Kökeninde ne var? Tabii ki İbrahim Bey, çok güzel bir öyküsü var aslında. Genellikle işte mitolojiyle bağlantılı. Aslında narsizmden bahsederken Eko'dan bahsetmemek çok mümkün olmuyor. Çünkü onunla bağlantılı. Aslında Eko tanrıları kızdırıyor. Hocam pardon, Ego da Eko'dan gelmiyor değil mi? Hayır, o tamamen farklı. Eko bu. Eko tanrıları kızdırıyor ve tanrılar onu lanetleyerek diyorlar ki, hani özetle kısaca anlatacağım bunu size, izleyicilerimiz için. Diyorlar ki sen artık çok konuşuyor, çünkü Eko inanılmaz konuşuyor böyle. Bizim kadar değil ama onu da söyleyeyim bu arada. Değil yani, bütün psikiyatristler öyle mi bilmiyorum ama benim soyadım Dilbaz ya. Ben biraz öyleyim, onu söyleyebilirim. Şimdi orada lanetliyorlar ve diyorlar ki sen sadece karşındaki kimsenin söylediği cümlenin son kelimesini söyleyebilirsin ancak. Yani işte mesela nasılsın, burada mı duruyorsun dediğinde duruyorsun. O kadar. Böyle bir lanetleniyor. Tabii çok üzülüyor, çok şey yapıyor ama bir gün böyle işte gezinirken çimenlerde, yeşilliklerin içinde bir avcıyla karşılaşıyor. Ve avcıya aşık oluyor. Yani ama bu arada hep söylediğinin son cümlelerini söylerken o kadar aşık oluyor ki avcı da bunu beğeniyor. Bu da hoş. Yani ve burada sohbete başladıklarında tabii sadece tek kelime söylediği için avcı ikinci cümleden sonra bundan hoşlanmıyor ve bunu terk ediyor, gidiyor ve inanılmaz üzülüyor bununla birlikte ve kendisini işte öldürmüyor yani, ölüyor. O arada da dağlardan, taşlardan Eko geliyor. Hani o Eko yankı deriz ya, yankı buradan geliyor aslında. Ve tabii bununla nasıl bağlayacaksınız diyeceksiniz. İşte o avcı var ya, o avcı. Avcının adı da Narsisto. Yani o avcı tabii böyle yapıp da Eko'nun ölümüne yol aç, yani daha doğrusu ölmesine yol açtığı için bu sefer tanrılar Narsisto'yu da lanetliyorlar. Diyorlar ki yani sen hiç kimseyi sevemezsin inşallah. Kendinden başkayı sevemezsin diye. Böyle bir lanet kendinden oluyor. Başkasını sevemez. Sevemezsin diye. Böyle bir lanet oluyor ona. Sonra gerçekten de yani işte gezerken şey yaparken bir gün bir gölde kendi aksını görüyor. Kendi görüntüsünü görüyor. Aşık oluyor kendi görüntüsüne. Hatta eliyle dokunmaya çalışıyor. Tabii dokunmaya çalışırken suda görüntü kayboluyor böyle olunca. Ve inanılmaz o da mutsuz oluyor. Aynen Eko'nun ona yaptığı lanet gibi. Yani inşallah böyle dediği için. Ve asla sevdiğine ulaşamıyor. Çünkü sevdiği kendisi. O da aksdan geliyor. Ve sonuçta o kendini göle atıyor. Yani orada ölüyor. Ve söyleme yani mitolojiye göre Nergis çiçekleri göldeki Narsisto'dan alıyor isimlerini. Hatta narkoz, hani tıpta çok kullanılır biliyorsunuz narkoz, o da oradan geldiği söyleniliyor. Yani onun için göldeki Nergis çiçekleri işte Narsisto'nun kendine aşık olduğu zaman onun hayali gibi yani algılanır. Yani diyelim ki narsist birine
şey olsun diye Nergis çiçeği ikram etsek bir manası olur mu? Yani tabii bu mitolojik öyküyü biliyorsam belki bir dokundurma gibi düşünebilir ama hani birazdan bahsedeceğiz narsizmden. Onlar tabii çok bu anlamda geri bildirim almak ya da empati kurma becerileri çok olmadığı için. Hemen başlayalım hocam. Tabii ki. Yani tabii mesela ki. Kendini seven, benim şu ana kadar çıkardığım kendini seven, siz söylediniz geri bildirim almayan. Başka hangi tür özellikler olursa? Evet, şimdi Türkçe'de aslında biz narsizm yerine özseverlik, daha çok onu kullanıyoruz. Yani özseverlik, kendini, en çok kendini seven, hatta kendinin dışında çok fazla kimseyi sevmeyen, değer vermeyen anlamına geliyor. Kendini sevmek kötü bir şey değil. Ama burada herhalde problem olan kendinden başkasını sevmeyen. Evet, ve her şeyin önünde kendini tutan. Bakın, hep birinci öncelik kendiyle ilgili olması. Şimdi bu neyi gösteriyor bizim için bakıldığında? Şimdi insan ilişkileri dediğimiz zaman içinde Ş harfi olan her şey en az iki kişiyle yapılır. Öpüşme, sevişme, ilişki, değil mi? Yani şimdi böyle olduğunda narsist birisi, biriyle ilişkiye girdiğinde dünya onun etrafında dönüyormuş gibi ilişki kurmaya çalışır. Yani her şeyi o bilir, her şeye o karar verir, her şeyin en doğrusu ondadır. Ve daha çok kendini sevdiğinden ziyade onu seven insanlarla birlikte olur. Yani şeyleri yapamıyorlar o zaman narsistler. Yani oluyor. Patolojik oluyor. Patolojik belki. Oluyor. Tabii ki bir ilişki oluyor ama sağlıklı bir ilişki olmuyor. Çünkü dedi ki empati kuramıyor. Belki biraz hani ondan da bahsetmek lazım. Yani bu şu demek. Kendini karşısındakinin yerine koyup onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlayabilme yetisi. Aslında tabii insana dair en güzel özelliklerden birisi bu. Yani bunu yapabiliyorsak o zaman gerçekten insanca değerlerimiz olduğu anlamına geliyor. Bunu yapamıyorlar. Yani çünkü onlar için başkasının çok umurlarında değil diyebiliriz belki. Çok dikkate almıyorlar. Varsa yoksa kendileriyle ilgili. Yani bu anlamda baktığınızda belki birkaç sonunda söyleyeceğiz, hani hep şeyler olur, bilmiyorum sizin de öyle mi oluyor, hani bir rahatsızlıktan bahsettiğinizde bu hastalık nasıl tedavi olur diye sorulur ya, evet. Bu şeylerde bir şimdi, tedavisini de soracağım hocam, ben onu bir tedavisine gelecek ama şunu da söyleyelim, mutlaka izlesinler sonunda programın, ondan bahsedeceğiz. Sadece narsizm nasıl tedavi olurdan bahsetmeyelim, narsist insanlardan insan kendini nasıl korur? Biraz da bundan bahsederiz belki. Tabii ki zaten belki de en büyük problem de orada herhalde narsistlerden korunmakla aynen, ilgili. Aynen, onu fark edip de koruyabilmekle ilgili. Çünkü başta onu fark edemezsiniz İbrahim Bey. Yani ilişkinin başında işte eğer narsist olan kadınsa, ki kadın erkek oranı hemen hemen eşit. Bir de çok da az görülmüyor arada, sanki onu da söyleyeyim. Erkekler daha çok gibi geliyor yani ama. Yani hayır, erkekler daha öndeymiş gibi görünüyor ama görülme sıklığı, hani tıpta baktığınızda görülme sıklığı kadın erkek eşit deniyor. %6, hatta %6,5. Tüm toplumda %6. Tüm toplumda %6,5. Aslında düşük bir oran değil bu anlamda baktığımızda. Hani narsist kişilik bozukluğu ya da kişilik özellikleri, trait dediğimiz şeyle ilgili bu. Şimdi böyle birisiyle tanıştığınızda şöyle başlıyor. Yani sizi inanılmaz iyi hissettiriyor. Çünkü sizi aşık olursanız ona, o kendini daha da iyi hissedecek. Hani narsist öyle ya, hani kendine aşık oluyor. Yani kendine birisine aşık etmek onun için çok önemli. Böylelikle kendini daha değerli hissediyor. Peki o anda karşıdakine de aşık oluyor mu? Hayır. Öyle bir şey yok. Lanet o. Sevemiyor kimseyi. Yani şeylerde orada şeylerde eksiklik olmuyor. Var. Hani kimseyi sevemiyor bu anlamda baktığınızda. Yani onun için ama başlangıçta insanlar çok yanılabiliyorlar bununla ilgili. Orada hocam şimdi yeni ilişkiye başlayanlar vardır. Düşünenler vardır. Orada bir trik noktası var mı? Yani evet, narsist bir kişilikle karşılaştığını insan ilk başta nasıl anlayabilir? Belki birazdan soracağız da, yani yeri gelmişken bunu bir söyler tabii misiniz? Ki. Şimdi birincisi şöyle, yani tabii ki bugün tanıştığınız hemen onu anlayabilmeniz çok mümkün değil. O zaman zaten psikiyatrist olurlardı onun dışında diyorum. En önemli özellik. Hayatlarında olumsuz ne olursa olsun asla kendilerine ilişkili bulmazlar bunu.
hani ayağına taş gelse başkasından sanırsın lafı var ya. Hı. Tipik bu. Aslında bütün kişilik bozukluklarında gördüğümüz bir şey ama. Diyelim ki yanlış bir şey oldu. Hatta bir örnek vereyim ben size bundan ilgili. Çok yakın zamanda bir danışanımdı. Bulaşık makinesi. Bu narsist bir kadın. Yani bulaşık makinesini yerleştiriyor ama alerjiyle yerleştiriyor zaten şeyle ilgili. Ve hani tabakları da yıkamıyor, tencereyi de yıkamıyor. Sonra çıktıktan sonra söyleniyor tencereye. Yani bu nasıl tencere temizlenmedi? Eşi de diyor ki tencereyle ne alakası var? Yani sen bunu temizlemezsen nasıl olacak? Bu sefer diyor ki bu nasıl çamaşır makinesi? Bakın ama asla ben neden temizlemedim, ben temizlemediğim için oldu diyemiyor. Yani hiçbir olumsuzlukla kendisinin sorumlu değil. Hep bir başkası. Mutlaka bir başkası. Dış yani, güçler. Dış güçler. Onun için ilişkide bunu görmeye başladığınızda yani... Hocam dış güçler demişken toplum olarak toplum olarak narsist miyiz acaba? Yani o tabii biz yönlendiriliyoruz o konuda. Çünkü orada da şey var. Bakın toplum olarak sorumluluk almıyoruz biz. Yani o belki başka bir program konusu olacak ama çünkü balık hafızalıyız. Sorumluluk alsak unutmayız. Evet. Ama yani sorumluluk almıyoruz, çok çabuk unutuyoruz ve aynı hataları tekrar yapıyoruz. Hı hı. Dönüyoruz tekrar yapıyoruz. Yani ben yaş icabı baktığınızda yani şimdi ne diyebilirim? O 68 kuşakları, 70 kuşakları böyle kuşak kuşak geliyor ya. Yani ben oradaki bütün ihtilalleri gördüm diyebilirim. Yani ilkini çok hatırlamıyorum ama işte 80 öncesi de dahil olmak üzere. Aynı hatalar tekrar tekrar oldu. Yani değişmiyoruz. O da çünkü sorumluluk almıyoruz. Balık hafızayız, değişmiyoruz. Z kuşağına geçelim hocam. Şimdi Z kuşağında mesela karşısındakini diyelim ki sorumluluk yani hiçbir olumsuzluktan sorumluluk kendisinde değil. Başka belirtiler yani kendisini seven nasıl böyle ipuçları verebiliriz? Yani neler yakalayabilirler başka? Çok yeni bir Z kuşağı narsistik bir delikanlı gördüm. Onunla ilgili hemen söyleyebilirim. Aynı biraz önce söylediğim gibi yani baştan itibaren bakın daha ortaokul liseden itibaren kendine ait güçlerini inanılmaz abartıyor. Yani işte çok zeki, çok başarılı olduğunu düşünüyor. Hatta şöyle düşünüyor düşünürken. Ne kadar çalışmaz ve başarılı olursa o kadar zeki olduğunu ispat edecekmiş gibi. Ama sonra tabii ki yani hem girdiği liseyi de kendine baktığınız zaman hani öyle sıralamalarda, taplarda bir lisede değil. Fakat öyle bir abartıyor ki Türkiye'deki işte bilmem kaçıncı lisede okuyorum halbuki öyle falan değil yani sıralamada değil anlatırken öyle anlatıyor. Ve bütün bu şeyle birlikte çok iyi bir üniversiteye kazanacağını hatta kendinin deyimiyle ilk 500'e 400'e gireceği gibi bir şey. Ama hiçbir sınav sonucu öyle bir şey göstermiyor ve öyle olmuyor tabii ki. Hayal kırıklığı, hayal kırıklığı yaşıyor mu? Yok hayır asla yok devam ediyor bakın onunla ilgili. Yani bu sefer ne başlıyor? Giriyor ve geldiği okulda başladı okulda da çünkü lisede hani bizde halk arasında laf ebesi derler biliyorsunuz böyle çok konuşur ama boş konuşur. Hani biraz böyle ağzı laf yapıyorsa çok var şimdi etrafta onlardan çok görüyorsunuz. Hani biraz ağzı laf yapan biliyormuş gibi konuşuyor. Şimdi bu da böyle konuşuyor. İlk ortaokulda sosyal çünkü herkesin önünde yani zaten küçük bir sınıf işte 30 kişilik ilk 12'de. Hatta o şeyde hatta ben ona dedim çünkü 1/3'desin yani öyle çok da abartacak bir şey de değil şimdi konuşuyoruz. Sonra devam ediyor üniversiteye geldiğinde. Üniversitede şöyle bir hayal kırıklığı başlıyor. Bir kere üniversiteyi burslu okuyamıyor. Yani sıralaması düşük olduğu için. Ve kendinden daha akıllıların olabileceğini görüyor. Onlara da bu sefer şunu söylüyor. Onlar da inek. Akıllılar çalışıyorlar ama benim kadar zeki değiller. Bir çocukla karşılaşıyor. Hem sosyal, hem burslu okuyor, hem de çalışkan. Orada biraz duruyor ve bu sefer erteleme başlıyor. Okula gitmiyor, sınavlara girmiyor, ödevleri yapmıyor. Gerçekle karşılaşmak istemiyor çünkü. Yani. Peki kafasını kuma gömüyor gibi. Aynen. Kafasını kuma gömme bir taraftan da depresyon eğilimi artırmıyor mu? İşte narsizm varsa o çok depresyon olmuyor. Çünkü depresyon olması için depresyonun 3 ana bileşkesinin bir tanesi kendini suçlamadır. Narsistler kendini suçlamaz. Narsizm güzel bir şey. Depresyona girmiyorsunuz. Girmiyor başkalarını sokuyor tabii yani onu da unutmayalım. Yani bu bağlamda baktığınızda mesela o delikanlı ile ilgili bana geliş nedeni aslında işte 6 yılı dolmuş hala okuldan ilgili bir şey yok. Okula gitmiyor
Hani 6. yılı işte 4. sınıftayım dedi. Kaç dersim var diye sorduğumda bilmiyorum. Çünkü dedi ilgilenmiyorum. Bakın ilgilense başarısızlığını görüp narsistik zedelenme yaşayacak. Gerçeklikten de kaçıyorlar. Onun için de kaçıyor ve sürekli erteliyor. Procrastination diyoruz biz buna. Bir seferinde bunu da, bu programı yapalım. Çok fazla görüyoruz bu dönemde bunu. Erteleme hastalığı. Yani bu da ayrı bir şey. Erteleme evet yani günümüzün çok çok fazla bir Z kuşağı dediniz yani biraz onlarda daha fazla gördüğümüz bir şey. Yani onun için baktığınızda insanlar narsistik olan insanlar suçu asla kendilerinde bulmuyorlar. Tabii yani en önemli kısmı bu bence. Ve sizi yani eğer bir narsistik erkekle birlikteyseniz sizi ilk tanıştığınızda muhtemelen kraliçe gibi hissettiriyor. Dünya sizin etrafınızda dönüyormuş gibi. Yani kadınsa da kral gibi hissettiriyor. Aynen, aynen. Ama sonra ne oluyor? Sizi orayı çıkarıyor, tık oradan bırakıyor. Pat düşüyorsunuz ne olduğunuzu şaşırıyorsunuz. O kadar yüksekten sonra. Ben öyle tanımlıyorum onu. Tabii ondan sonra gerçek hayata hoş geldiniz. Şimdi aşık olduktan sonra şöyle bir kısır döngü oluyor. O ipuçlarını göremiyorsunuz İbrahim Bey. Yani size kötü davranmaya başlıyor. Aşık olunca zaten hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Bir de hep bir şeye mazeret buluyorsunuz. Yani işte ne diyor? Beni çok seviyor. Mesela kıskançlık yapıyor. Beni çok seviyor ondan yapıyor diyorsunuz. Halbuki sevgiyle falan ilgisi değil. Kendi zedelenmesiyle ilgili bir şey o. Şimdi hani gene bunlar bu günümüzün konusu değil ama şimdi günümüzde genç kızlarımız böyle erkek istiyorlar. Nasıl erkek istiyorlar? Onu soracağım. Yani narsist bir kişiliği seçme gibi başka bir bu taraftan nasıl bakarız? Yani hangi kişilik tipleri narsist kişilik tiplerini seçiyor? Yani bir klasifikasyon var mı? Yok fakat şunu söyleyebilirim. Yani günümüzde genç kızlarımız, genç hanımlar tabii ki asla genelleştirmiyorum. Yani genellikle diyorum sadece. Daha çok böyle ne diyeyim kıskanç, kontrolcu. Yani bu tür erkekleri seçiyorlar başta. Çünkü bu tür erkeklerin onları sevdiği gibi bir yanılgıya kapılıyorlar. Güven duygusu da var mı bu işin yani içerisinde? Yani sırtın arkasını yaslayabileceği gibi. Yani böyle güvenden ziyade korunma duygusu korunma var. Yani bunu korunmaymış gibi algılıyorlar. Halbuki bu korunma falan değil. Yani bu tür insanlar kendisine bakmayın mitolojiye. Özgüveni olmayan insanlardır narsist olanlar. Özgüveni yoktur ama öyle davranırlar yani narsistik davranırlar. Gerçeklikten uzak oldukları belli evet, zaten. Bir de analitik olarak psikanalizde özgüvenleri yoktur o insanların. Onun için kıskançtırlar, onun için paranoiktirler aslında. Onun için kontrolcudurlar ama şimdi hani günümüzün genç kızları seviyorlar. Ama tabii ki gerçekle karşı karşıya gelene kadar. Peki tipleri var mı narsistik yani? Alt tipleri var mı? Yani çok alt tip olarak sınıflayamayız hani bunlar birlikte ama belki şunu söyleyebiliriz. Yani bazen narsistik özellikler hani baktığınızda bazı mesela belki birazdan bahsedeceğiz hani dizi House dizisindeki doktoru hatırlarsanız. Direkt House başlayalım hocam yani evet tamam, House. Tamam yani oradan hani iyi da alt grup yapacaksak mesela oradaki Dr. House narsistik bir adam. Yani işte astık kestiği kestik ama işini çok iyi biliyor. Evet. Yani dizidekini söylüyorum tabii şey dizi karakterine göre ve tabii siz de hekim ben de hekimim orada çok öyle hastalıklar var ki yani onları ayırıcı tanısı zor zaten. Ayırıcı tanı ve tedavisi çok güzel, çok iyi gözlemci bir kere inanılmaz gözlemci. Orada görüyorsunuz çok narsistik, hiç geri bildirim almıyor. Ama ne oluyor? Yaşamla baş edemediği için işte ağrı kesici opioid analjezikler kullanıyor evet. Gibi gibi. Yani çünkü o zorluklarla baş edemiyor. Mesela oradaki belki o narsistik özellikleri baktığınızda etraf için olumsuz. Ama hastaların tanı koyması konusundaki ısrarcılığı bazen artı olabiliyor. Ama bu çok uç bir örnek. Yani böyle olacak diye narsistik güzel bir özellik diyemeyiz. Hani alt grup olarak genellikle hani olumsuz hocam, özellikler. Hocam Yalı Çapkın'daki Ferit hangi gruba giriyor? Evet. Şimdi tabii orada var mı narsistik özellikler? Tabii ki var. Yani aslında tabii bütün bu filmler ya da dizilerin çok güzel senaryoları çok güzel yazılmış. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Yani öykülere, senaristleri de kutlamak isterim bu arada. Şimdi Yalı Çapkın'ın da şöyle bir özellik var. Burada dede ve torun
Halisa. Da var Halisa ile birlikte. Yani şimdi Halisa baktığınızda dizi öyküsüne göre işte köyden geliyor. Sevdiği kızı bırakarak geliyor. Yükselmek için geliyor. Yani sevdiği kızı terk ediyor. Hatta kız bir daha hiç kimseyle evlenmiyor ama Halisa geliyor, evleniyor. Zengin oluyor. İşte kendince markasını çıkarıyor diye söyleniyor. Ve güç, para, o narsistik özelliklerini görüyorsunuz. Herkesi eziyor. Etrafındaki herkes. Herkes hazır oldu. Oğlu hazır oldu. Gelinler hazır oldu. İşte ölen oğlunun karısı. Yani böyle bir vaziyette. Hazır oldu çünkü güç ve para adamda. Ve tehdit ediyor bununla birlikte. Yani her şeyi ben bilirim. Benim dediğim olacakla ilgili. Sonra bir torun var işte Ferit dediğiniz o. Aynı dedenin bir prototipi çıkıyor meydana. Aslında hani genetik midir diyeceksiniz belki evet. Narsistik şeyler. Valla genetik olduğu söyleniyor. Yani tek başına bizim ruhsal hastalıklarda biliyorsunuz genetik diyebilmek için çift yumurta ikizleri, tek yumurta ikizleri bunlara bakmak lazım. Ama hani mizaç özelliklerinin aynı kaş gibi, hani gözünüzün rengi gibi genetik geçtiğini biliyoruz biz. Hani babanızın... Ya işte epigenetik gözü... diye de bir şey var. Aynen. Çevresindeki insanlardan da etkili. Ama hani babanızın gözü yeşilse, hani o çok baskın bir gen değildir ama işte dörtte bir sizin gözünüzde yeşil olabilir gibi. Şimdi burada da daha çok genetikten ziyade hani dizideki işlenen kısmını söylüyorum. O dedenin gözüne girmek için öyle bir torun çıkıyor meydana. Kimseyi önemsemeyen, kendinden başkasını önemsemeyen Ferit de o. Ferit yani öyle bir torun çünkü dede öyle bir torun istiyor. Güçlü, onlara göre güçlü. Yani kimseyi sevmeyen, kimseyi umursamayan hayatıyla ilgili. Varsa yoksa ben. Yani ben onu da yaparım. Herkes beni sevmeli ile başlayan bir şey. Yani orada aslında o çok güzel işleniyor bakıldığında. Çünkü şöyle bir şey var. Bilmiyorum tabii diziyi ne kadar biliyorsunuz ama eminim çok reyting olduğu için var, izleyicilerimiz her zaman, evet, evet. Biliyorlardır. Şimdi Halisa büyük bir marka çıkarıyor. Halis işte Korman galiba ya da Korhan soyadları. Sonra torun diyor ki artık yani ben büyüdüm benle bakın aynı özelliği almış gibi artık Ferit Korhan'ın markası olacak diye. Fakat ne çıktı bu arada biliyor musunuz? Çok güzel işlemişler. Halis Korhan'ın markası kendi çizmiyormuş meğersem. Yanında uşak çiziyormuş onları. Ya ama narsistik tarafından dolayı adam benim markam benim markam deyip duruyor. Şimdi gördüğümüz o tabii çok ufak işlendi. Ferit'inkini de Ferit kendi başına çiziyor ama tam beceremediği için ayrıldığı eşi tamamlayınca düzgün oluyor. Yoksa olamıyor. Yani işte orada da gene aynı şey var. Kendilerinin çok yüksek işte çok güzel bir şey yaptıklarını düşünüyorlar ama öyle değil. Yani işte o ben dediğimiz o özseverlikle ilgili o dizi gerçekten yani çok güzel. O temalar ya da o kişiler güzel konmuş oradaki şeyle ilgili. Etrafındaki herkes mutsuz. Kızılcık şerbeti de var hocam. Fatih var oradaki mesela. Ay evet yani şimdi böyle şeyler var biliyorsunuz dizilerle ilgili. İşte çok sevilen karakterler, hiç sevilmeyenlerle ilgili. Fatih anladığım kadarıyla o dizinin sevilmeyenlerinden bir tanesi. Çünkü Fatih karısını aldattı. Ama Fatih narsistik değil. Çünkü hani karısını seviyor. Yani ondan ilgilenen kendinin dışında birisini seviyor. Karısını mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. Ama kendinin deyimiyle şeytana uydu. Şimdi öyledir ya adet öyle. Her zaman öyledir. Bakın gene aynı şey. Sorumluluk bende ben de şeytanda. Ya şeytan ya dış büyü. Güçler. Tabii tamamen dış güçler. Ya büyü yaptılar ya şeytan yaptırdı gibi. Yani o narsistik değil orada. Çünkü annesini çok seviyor. Yani annesi üzülsün istemiyor. Karısını çok seviyor. Yani ama... bu karısını aldattı ve bütün bunları yaptı diye Fatih o dizide sevilmeyen karakterlerden biri duyduğum kadarıyla. Bu aldatmakta da ölen bir karakter vardı Behra. Onu evet. Da bir sorayım. Onu da merak ediyorum aslında. Aynen. Çok güzel seçmişsiniz yani İbrahim Bey. Şimdi Behram tabii Behram öldü. Daha hani bazen deriz ya Allah rahmet eylesin. Ölümün arkasında evet. Konuşmayacağız ama dizinin arkasından konuşalım. Bu şeydeydi galiba değil mi? Hani Çakır'ın hala cenazesi her sene yapılıyormuş diye. Tabii Çakır da galiba. Çakır da yani evet. Mesela o dizide de yani dizideki kişi öldü. Aslında kimse ölmedi ama cenaze namazı her yıl yapılıyormuş. Şimdi burada da baktığınızda Behram aslında Güneydoğulu bir ailenin bütün annenin işte babadan öte erkek çocuğu diye sevgi yatırımını onun üstüne yapmış. Bakın analitik nasıl bir erkek çocuğu yetişmesiyle ilgili. Ve dünyada ondan daha önemli bir şey yok diye büyütmüş. Yani hayatta herkes her şey
onu mutlu etmek üzere var. Böyle büyüttükleri bir çocuk. O da öyle yani, tamamen o. Onda biraz hafif antisosyal özellikler de vardı tabii. Tehdit etme, yani biraz zor kullanma gibi. Ama tabii ki hani bir insanda sadece tek bir şey olmuyor. Hani genellikle bir ana kişilik özellikleriniz oluyor. Bir de ona eşlik eden yani ufak tefek şeyler de oluyor her zaman için. Hı hı. Yani onun için hani A kümesi, B kümesi dediğimiz şeyler. Hani burada narsistik olanlar genellikle hani özsever olanlar baktığınızda hafif borderline özellikleri olabiliyor. Biraz şüphecilik, antisosyal özellikler de taşıyabiliyorlar. Peki biraz dizi dedikodusu da yaptık ama şimdi biraz da diğer tarafa da dönelim. Narsistle bir ilişki varsa karşı tarafı nasıl etkiliyor? Yani narsist bir kişiyle diyelim ki ilişki kurdum, beni nasıl etkiler hocam? Evet, bir kere kötü etkilenirsiniz. Yani mutsuz olursunuz gerçekten. Şimdi, yani anladığımda mı mutlu olurum narsistle olduğumu? Yani yoksa süreç içerisinde hiç anlamadan mutsuzluktan da mı, yani kendi kendime teşhis koymaya çalışıyorum gibi düşünün. Anladım. Bakın şimdi şöyle oluyor. Çok ilginç bir şey var. Mesela narsizm sanki olumlu bir şeymiş demeye başladı insanlar. Mesela geliyor diyor ki bana danışanım bazen. Ya hocam ben narsistik birisiyim. Şimdi olumlu bir şey değil bu aslında. Hani bu şey gibi Elon Musk Asperger ya. Evet. Şimdi herkes Asperger olmuyor. Yani Asperger bir sosyete tanısı olmaya başladı. Tabii. Halbuki Asperger biliyorsunuz atipik otizmin bir başka varyantı. Yani high functional otizm diyoruz. Yani yüksek işlevselliği olan otistik grupla ilgili. Yani ondan beridir kimse Asperger dediğinizde etiketi falan yok. Herkes mutlu mesut. Aa ben Asperger'mişim falan diyorlar. Yani şimdi burada da bakıldığında böyle bir grup var şimdi. Hani narsistik olduğunu söylüyor. Hani bundan da çok gocunmuyorlar. Bir de narsistik eşlerin eşleri geliyor bana. Yani eşlerinden çok şikayetçiler. Çünkü temas kuramıyorlar. Yani temas derken cinsel anlamda ya da dokunsal anlamda değil, ruhuna temas edemiyorlar. Empati ve ilgi göremiyorlar. Zaman içinde bunu fark ettiklerinde, yani o ilgi ve değer hissini alamadıklarını gördüklerinde mutsuz olmaya başlıyorlar. E şimdi Google var biliyorsunuz. Giriyorlar, bakıyorlar. İşte dizilerden, isimlerden bakıyorlar ve sonra ya hocam benim eşim narsistik diye geliyor gelirken, hani tanı koymuşla birlikte. Hatta ben sorarım isterseniz ne ismini yani siz koymayın. Narsiste başa çıkma yöntemleri falan gibi bir sürü zaten şeyler aynen var. Dışarıdan var ve şey var yani, belki de hani en sonunda biraz önce dediğim gibi nasıl anlarsınız, nasıl konulursunuz. Evet, birazdan ona geleceğim. Oraya geleceğiz. Şimdi onun için burada baktığınızda iki grup, yani narsistik olan benim narsizmim var beni düzeltin diye asla gelmez. Onu size söyleyeyim. Asla gelmez. Çift terapisine geliyorlar. Şimdi biliyorsunuz ben aynı zamanda çift terapistiyim. İşte orada ısrarla getiriliyor narsistik olan. Yani eş çok ısrar ediyor. Hatta bazen şey diyoruz, yani sorun sizdeymiş gibi söyleyin ki gelsin, yoksa gelmezler başka. Hani ben çok mutsuzum, çok kötü hissediyorum, bana yardımcı olmak için gel, o zaman gelir narsistik. Hani özsever ya da yardımcı olacağım eşime diye. Ama geldiklerinde bakıldığında orada şey başlıyor. Yani kendisi karşı tarafı ikna etmeye başlıyor. Eşiyle birlikte terapistini de ikna etmeye çalışıyor. Aslında eşini ne kadar sevdiğini, yani bu yaptıklarını onun için yaptığını, yoksa onun zarar göreceği gibi. Yani karşısındakinin aklına da aslında saygı göstermiyor. Yani o kadar kontrolcü ki, asıl zeki ve akıllı olan o. Yani onun hiç düşünmeden bunun dediklerini yaparsa korunacağını hissettirmeye çalışıyor. Yani çok zor oluyor o terapiler bizim için. Çünkü narsistik kişinin karşı tarafı üzdüğünü ona gösterebilmek, ki biz buna farkına vardırmak diyoruz terapide. İki safhası var. Önce farkına vardırmak, sonra değişim. Farkına vardırmadığınız bir şeyi değiştiremezler. Çift terapisinde iki tedavi birden uyguluyorsun. Evet, sen yani narsist kişilik. Yani hem ona ya da yani bazen biz şunu diyoruz. Eğer diyelim ki narsistik olan kişi eş, erkek. Hanımefendi geliyor bize. Yani birlikte gördüğünüz zaman bazen karşı tarafla ilgili bir şey yapamayabiliriz. O zaman eşe diyorum ki ben, yani tamam eşiniz bu. Biz sizinle çalışalım. Yani sizinle çalışalım. Siz ne yapabilirsiniz görelim. Ne yapabilirler hocam? Bir
Birinci, bize geldiklerinde genellikle çok çaresiz geliyorlar İbrahim'e. Yani hiçbir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Çünkü narsistik bir kişiyle ne kadar uzun süre yaşarsanız o kadar öğrenilmiş çaresizlik olur. Yani hiçbir şey yapamazsınız, felç olmuş gibi. Bazen öyle bu tıbbi zehirlenme, atıklarda zehirlenmelerde olur ya. Yani gözünüz açık, beyniniz çalışıyor ama hiç bu vücudunuzda hiçbir yeri çalışmıyor. Aynen öyle, kımıldanamazlar yani. Kısıtlanmışlar, tuzağa düşmüş gibi hissederler. Bu duyguyu ortadan kaldırıp yani onun da değerli olduğunu, onun da güçlerinin olduğunu, hayatıyla ilgili kendisinin karar verebilecek duruma gelmesini çalışırız. Ona geldikten sonra isterse ilişkiye devam eder, isterse kendisi ilişkiyi bitirebilir. Ama ilişkiyi bile bitiremiyorlar. Yani o kadar o patolojik bağlanma oluyor buradan narsistik kişiyle birlikte. Ne kadar uzun süre birlikte olursanız, bu ekonomideki gibi batık bedel var ekonomide, biliyorsunuz. Bir şirketi ne kadar diyelim ki kötü gidiyor, ne kadar erken kapatırsanız ya, değil mi? Daha iyi. Ama siz devam ederseniz, kredi çekersiniz, öbür batık. Kredi biter. Yani onun adı batık bedel. Evlilikte de süre uzadıkça kaybettiklerinizin miktarının arttığını düşünerek bitiremezsiniz. Peki narsist kişilik bozukluğunda ne tür tedaviler var? Şimdi orada çok çok kolay değil yani, onunla ilgili size söyleyebilirim. Biraz önce söylediğim gibi. Yani çünkü tedaviyi kabul ettirme aşamasına geldik diyelim. Gelemiyoruz diyelim. Çok zor geliyoruz. Yani o bile biraz böyle üstün kör oluyor ama genellikle psikodinamik yaklaşım, işte biraz çocukluğa dönerek en İyi tedavi o aslında, psikoanalitik yaklaşım. Biraz uzun yıllar alıyor, 6-7 yıl. Ama doğru ve gerçekçi tedavi aslında orası oluyor baktığımızda. Hani biraz davranışçı yaklaşımlar getirmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi yani o gereksinim onda olmadığı için davranış değişikliğine gitmiyor. Yani o klasik işte bilişsel davranışçı terapi falan çok narsistik kişilik bozukluklarında geçerli olmuyor. Hocam süremizi dolduruyoruz. Öyle en mi? Son ne söylemek istersiniz bu konuda? Çünkü birazdan ruhumuzu açacak masaya geçeceğiz, yemeğe geçeceğiz. Çok güzel. Yani ben şunu söyleyebilirim belki İbrahim Bey. Yani psikiyatrik tanılar içinde narsistik kişilik özellikleri ya da narsistik kişilik bozukluğu kendisinin en az zarar görüp etrafına en fazla zarar gören verenlerden bir tanesi. Onun için hani narsistik kişilik bozukluğunu zor tedavi ediyoruz ama bundan, yani bunu tanıyıp bu ilişkilerden insanların başta fark edip kaçınabilmelerini sağlayabiliriz. Ama burada da şu var, çok özür dilerim. Lego gibi insan ilişkileri. Birinin çıkıntısı birinin girintisine geliyor. Yani o ihtiyacı olana narsistik kişilik geliyor. Sonuçta o kitlenince zaten bir türlü çözemiyoruz. Şirket erken kapatmak lazım gibi geldi bana. Evet, yani batık bedel fazla o zamandan ama bu narsistik olduğu için böyle bir ilişkiyi unutmamak lazım ki bunun, narsistik kişinin o özseverliği, özgüven görünümü kendini daha az seven, daha az özgüveni olan insanlara çok cazip gelince kitleniyor. Zaten o da kendini değerli hissetmediği için çok kolay bu uyduluktan kurtulamıyor. Yani onun için başlangıçtan fark edebilmek önemli ama çok da kolay olmadığını söyleyebilirim. Ya bu bölüm için çok teşekkür ederim hocam. Efendim biraz daha Nesrin hocama dedi ki en sağlıklı yiyeceğinizi seçin. Biraz da ruhumuzu böyle aydınlatsın. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Efendim narsist bir kişiyle başa çıkmak için size yemekler hazırladık. Çünkü Nesrin hocama söyledik, hocam ne emredersiniz onu sipariş edelim. Nesrin hocam dedi ki ruh sağlığına iyi gelecek şeyler seçeceğim için dedi. Şener ustam da onları getirdi, bir kısmını da yaptı. Nesrin hocam siz ne seçmiştiniz? Evet, ben aslında zeytinyağlı enginar rica etmiştim Şener hoca, evet, Şener ustamızdan. Çünkü hem zeytinyağı, yani Akdeniz diyetinin
ruh sağlığı üzerine çok iyi etkisi olduğunu kesinlikle biliyoruz. Özellikle hem kilo üzerine, obezite üzerine, hem ruh sağlığı, depresyon ve kaygı bozukluğu üzerine. Yani her şeyiyle belki, yani zeytinyağı deyince bence en yukarıya koymak aynen, lazım. Aynen, hatta ilaç gibi. Evet, aynen. Ama tabii Osman Hoca şey diyor, biliyorsunuz Müftüoğlu, ilaç deyip de çok da kullanmayın, kalorisi var diyor. Ya hiçbir şeyi evet çok aynen kullanmamak lazım ama eksik de etmemek lazım evet yemeklerde. Enginar özellikle ben zaten çok sevdiğim için belki biraz hani Ege kültürüyle ilgili. Enginar karaciğerin temizleyicisi. Yani bu anlamda özellikle işte alkol kullananlar, alkol kötüye kullananlar ya da hani fazla bir dönem alkol alanlar için çok sağlıklı. Karaciğer çünkü yağlanması herkeste var neredeyse evet, şu anda. Artık tabii beslenme ile ilgili. O anlamda da özellikle enginarı seçtim. Yani bir şekilde çünkü karaciğer biliyorsunuz hani vücudun arabanın karbüratörü gibi. Evet. Bütün pislikler karaciğerden atılıyor. Çabuk yoruluyor, yağlanıyor. Bunun için seçtik. E bir de zaten Şener Ustam çok güzel havucunu koymuş. Dereotunu koymuş özellikle. Dereotu çok önemli burada. Dereotu da gene çok sağlıklı. Yani biraz önce narsistik, narsizonun gölde derelerden bahsettik ya. Oradan gelmiyor ama tabii havuç göz sağlığı için ve beyin sağlığı için de son derece uygun. E bir de patates var galiba değil mi evet, Şener Usta? Nasıl hazırladınız? Yani nasıl hazırlamak bir de sarımsak lazım var, onu unutmayalım galiba. Sarımsak, arpacık soğan. Arpacık soğan. Onun hepsi mevcut. Yani hocamın da dediği gibi en sağlıklı lezzet yiyeceklerden biri enginar. Her türlüsünü yapıyoruz. Yani ızgarası olsun, haşlaması olsun, çiğ olarak tüketilebilen yiyeceklerden. Dolması. Dolması da az geza öyle. Izgarası nasıl oluyor hocam ya? Toz makinesi gibi yapıyorlar ya da ızgaranın üzerinde çeviriyorlar. Üzerinde mantar gibi. Anladım. Başlamış garnitür olarak da yiyeceklerimizin yanında veriyoruz. Hı-hı. Benim de en çok sevdiğim yiyeceklerden biri zaten enginar. Dediğim gibi her türlüsünü ben şahsen tüketiyorum. Bu hangi yani türlüsü? Bu zeytinyağlı yaptık. Zeytinyağlı istediğiniz için zeytinyağlı yaptık. Çanak enginarımızı aldık. Onun yanında arpacık soğanı, havucumuzu, patatesimizi, sarımsağımızı, özellikle zeytinyağımızı güzelce birbirleriyle armağan ederek pişirdik. Yani ne kadar pişirmek lazım? Süresi falan nasıldır? Ben çok bilmiyorum ama sen el karar göz yordu ama değil mi Şener Usta? Yani yan malzemelerini yaklaşık bir 10 dakika falan pişiriyoruz. Ondan sonra bir 15-20 dakikada enginarı pişirdiğimizde yeterli oluyor. Hı hı. Burada hocam siz şimdi ben burada biberiye görüyorum, zencefil, zerdeçal, karabiber görüyorum. Şimdi ben her zaman diyorum ki eğer mutfakta ne yerseniz yiyin mutlaka üzerine baharat atın. Evet. Çünkü bu baharatların yani sayısız faydaları var. Mesela biberiye bir tane videomda anlattım. 4 tane ilacın fonksiyonunu görüyor. Karşılaştırmalı bilimsel araştırmalar var. Biberiye var mesela burada. Zencefil, zerdeçal zaten tabii ki karaciğere bunları da fazla yediğinizde zarar ama en azından kararında yemek lazım değil mi hocam? Ne dersiniz? Kesinlikle katılıyorum bununla ilgili. Bir burada bir tek bir şey soracağım enginardan buraya geçmeden önce. Evet hocam. Portakal suyu mu limon mu koyuyoruz? Limon suyu da var, taze portakal suyu da var tamam içinde. Şimdi tabii biz hanımız yani biliyorsunuz İbrahim Bey doktoruz ama ben iyi bir aşçıyımdır. Yani iyi bilirim yemekleri. İyi pişiririm. Yani onun için doktor mesela olup da aşçı bu. Yani bu işlerle ilgilenenler de gerçekten direkt sağlıkla ilgili bakıyorlar evet, yemeklere. Yani onun için şimdi burada baktığınızda işte özellikle zerdeçalla ilgili son dönemlerde biliyorsunuz çok fazla yazı çıktı. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yemeklerin içinde aldığınız zerdeçal çok yeterli değil. Onun için şimdi zerdeçalın hapları da var şeyle ilgili. Ama bütün bunların hepsi bence hani kabaca baktığınızda bir kere immün sistemi destekliyor. Yani gerçekten bağışıklık sistemimizi destekliyor. Ama özellikle zerdeçal, zencefil bizimle ilgili baktığınızda insanı daha dingin kılıyor. Daha iyi ve dingin hissediyor. En ruh sağlığına da faydaları kesinlikle var yani. En burada tarçın tabii bugün konumuzla ilgili olmadığı için yok. Tarçın bence mucize. Bilmiyorum ne dersiniz ama dolmalarda gerçekten dolmalarda kullanılıyor. Ve içeceklerin de üzerlerine veya neye konuyor? Bakın biz öyle bir kültüre sahibiz ki bizim kültürümüzde nerede var tarçın? Sütlü tatlılarda. Bakın sütlü tatlılar. Salep'te var. Evet. Mutlaka. Çünkü biz biliyoruz ki tarçın glisemik indeksi düşürüyor. Ama onu yıllar önce atalarımız bilmiyordu. Ama el kararı göz yordamıyla keşfetmişler. Bütün yani sütlü tatlılarda hepsinin üstünde tarçın var. Öyle değil mi? Bakın yani kazan dibinde var, fırın süttaşta var, salepte var. Biraz şekeri yüksekse geleneksel tatlılarımız, hani hamurlu tatlılardan bahsetmiyorum. Sütlü tatlılarda mutlaka tarçın var.
Tarçın çok faydalı o anlamda da. Diğer tarafta da şimdi sebzeler, meyveler görüyorum. Şimdi yine salatanın hocam ne kadar renkli olursa o kadar koyu yeşil. Evet, onun ruh sağlığına da aslında kesinlikle iyi geldiği söyleniyor. Çünkü o işte yeşil veren, kırmızı rengi veren, hatta mor bitkiler var, meyveler var. Onların da beyin sağlığına iyi geldiği söylenir. O mor rengini verenden dolayı. Onunla ilgili de yani burası da çok renkli gözüküyor. Çok genelde güzel. Böyle sofranın bir renkli olması lazım değil mi hocam? Aynen. Hani bu koyu renkliler özellikle mor ya da kırmızı dediğimiz, hani berryler dediğimiz, işte İngilizceden geliyor biliyorsunuz. Çilek gibi, yani böğürtlen gibi. Bunlar tabii inanılmaz ruh sağlığı için de çok şeyli. Kırmızı. Kırmızı bilmiyorum tabii, Şener Usta çok güzel koymuş bunları. Likopen var içinde. Ama domatesi pişirip de yenirse likopen ortaya çıkıyor. Salçada da mesela likopen. Şu kırmızı biber bizim için çok önemli. Yani o da gene insana iyi hissettiren şeylerden biri. Bir de metabolizmayı hızlandırıyor. Hani şayan biberi dedikleri gibi, biraz hafif de acıysa, samandağ biberi gibiyse biraz metabolizma da hızlanıyor. Bilmiyorum tabii, yani ustanın yanında laf etmeyeyim ama birdenbire hanımlar sazı elime aldım. Sonuçta tadıyorsun yani. Aynen. Sen söylediklerimiz doğru geliyor mu, yanlış geliyor mu? Aynen, onu soralım. Biz böyle konuşuyoruz ama doğru geliyor mu ustam? Açık açık sor. Doğru geliyor hocam bana yani. Çünkü bunun faydalarını dediğim gibi ben de evde yaptığım için yemek, hem kendimde olsun eşimde olsun, bunların illaki faydalarını görüyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Yani önce narsizmi konuştuk, sonra onun tedavisini de burada verdik en azından. Ben az önce de konuştuk. Yani narsiz kişilik tamam tedavi edilebilir ama onunla ilişkideki olanlarla ilgili de aslında burada ruh sağlığını düzeltmesi için biraz da beslenmesine dikkat etsin. Kesinlikle. Son bir şey söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Şurada portakalı gördüm de söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bizim çocukluğumuzda bakın böyle oda spreyleri falan yoktu. Şimdi onlar var biliyorsunuz. Bir aroma terapi diye bir şey var. Evet. Baktığınızda. Mumlar var. Kesinlikle. Çok zararlı. Şimdi ben çok net hatırlıyorum. Annem soba yakarca bu yediğimiz portakalların kabuklarını bir sobanın üstüne çok koyardık. Çok güzel kokardı. İnanılmaz güzel bir koku olurdu. Mandalina. Aynen, mandalin ve portakal. Aynen. Limon da beraber. Limon biraz asidik ama portakalın özellikle. Yani çok güzel odayı o koku kaplardı. Şimdi onun adına aromaterapi dediler. Onun için mumlar var. Ama hani biraz önce geleneklerimizden, ama kültürümüzden bahsettik ya. Mumlarla ilgili mesela hatta bugün bir araştırma vardı. O mumların bir takım kimyasallar da yapıp ev ortamındaki o şeyi, havayı kirlettiği ile ilgili çalışmalar var hocam. Yani o yüzden yapay değil. Gerçekten o sobalar bilmem ne falan, onların üzerine konulursa çok daha güzel olur. Kesinlikle. Ben de şimdi hatırladım. Evet, hatırladınız değil evet, mi? Evet evet. Şimdi portakalları görünce birden geriye çocukluğa doğru döndüm çok yani. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Şener Ustam, sizin de elinize sağlık. Efendim bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.